Burada parçalı doğrusal bir fonksiyonumuz var. x'in farklı aralıklardaki değerleri için fonksiyon doğrusal olarak tanımlanmış. Doğrunun denklemi ise hangi aralıkta olduğumuza bağlı olarak değişiyor. Şimdi öncelikle bu fonksiyonun tanım kümesinden bahsedelim. Evet, tanım kümesi. Sonra da görüntü kümesi hakkında konuşacağız elbette. Tanım kümesi bu fonksiyonun tanımlı olduğu ve fonksiyona verebileceğimiz değerlerden oluşur. Öyle değil mi? Fonksiyonda kullanacağımız değişken x olduğuna göre tanım kümesi fonksiyonun tanımlı olduğu tüm x değerlerinden ibaret. Bu aralığı incelediğimizde fonksiyonun eksi 6'dan küçük değerler için tanımlı olmadığını görüyoruz. x'in eksi 6'ya eşit olduğu ya da eksi 6'dan küçük olduğu durumlar buradaki aralıkların hiçbirine uymadığı için bu durumlar için bir tanımlama yapılmadığından bu aralıktaki x'ler tanımlı değil deriz. Tekrar ediyorum, x eğer bu aralıklardan birinde ise, Bunları yapıyoruz ama değilse g fonksiyonu o değer için tanımlanmamıştır. Bu 3 aralıktan birine dahil olmak için eksi 6'dan büyük bir değer seçmiş olmamız lazım. Böylece tanım kümesinin alt sınırını da anlamış olduk. Eksi 6 küçüktür x. Hatta şunu da ekleyelim. Bir saniye daha, daha matematiksel bir dil kullanalım. x bir reel sayı olmak üzere. Eksi 6 küçüktür x. Evet sıra şimdi üst sınıra geldi. Eksi 6'dan 6'ya kadar tüm boşlukları doldurmak istiyorum. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Bakalım. Burada x eksi 3'e kadar olan değerler ile eksi 3 değerini alabiliyor. Eksi 3'ü geçtiğimizde bu aralığa geçiyoruz ve 4'e kadar devam ediyoruz. 4 Dört ve 4'ten sonra ise bu aralığa geliyoruz ve x 6'ya kadar olan değerler ve 6 değerini alabiliyor. Peki bu durumda x'in alabileceği en büyük değer nedir diye sorarsam ne diyeceksiniz? 6 değil mi? Bunun için tanım kümesinin üst sınırı olarak da küçük ya da eşit 6 yazıyorum. Bu matematiksel ifadeyi x eksi 6 hariç 6 dahil olmak üzere bu aralıktaki herhangi bir reel sayı olabilir diye de ne yapabilirim? Daha az matematiksel bir şekilde ifade edebilirim. Evet, bu iki ifade aslında aynı şey. Tanım kümesini oluşturduk. Bu durumda artık görüntü kümesine bakabiliriz. Evet, görüntü kümesi. Görüntü kümesi fonksiyonun vereceği değerlerden ya da fonksiyonun çıktılarından oluşacak. Bunun için mesela bu aralıkla başlayalım ve x'in eksi 6 ile 3 arasında değişen değerleri için fonksiyonun alabileceği değerlere bakalım. Evet, gx burada hangi değerler arasında yer alıyor? Hemen şunları da yazayım. gx burada hangi değerler arasında yer alıyor ve... G(x) burada hangi değerler arasında yer alıyor? Bu arada buradaki işaretler büyük eşittir, küçük eşittir, her neyse bunların hepsi olabilir. Buna az sonra açıklık getireceğiz. Bu ifade en küçük değerini ne zaman alır? X en küçük değerini aldığında, öyle değil mi? X'in alabileceği en küçük değerisi eksi 6'ya en yakın olan değer olacak. X eksi 6'ya eşit olamaz. Ama eğer olsaydı G(x) eksi 6 artı 7'den 1'e eşit olurdu. O halde x eksi 6'dan büyükse g de 1'den büyük olması gerekir. Bunu eksi 6 x'ten küçükse bir de gx'den küçüktür şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Bu sonucu nasıl elde ettiğimizi tekrar edelim. x eksi 6 olsaydı gx eksi 6 artı 7'den 1 olurdu değil mi? Şahane. Şimdi bu denklemin en büyük değerine bakalım. Bu denklem en büyük değerini x bu aralıktaki en büyük değerini aldığında alacaktır. Ve x'in bu aralıktaki en büyük değeri eksi 3'tür. x eksi 3'e eşitken eksi 3 artı 7 4 eder. Evet x eksi 3'e eşitken gx 4 oluyormuş. x'in eksi 3'e eşit olabileceğini de bildiğimiz için bu durumda gx de 4'e eşit olabilir. Şimdi hadi bu yaptığımızı diğer aralıklar içinde yapalım. Burada 1 eksi x var ve bunun en küçük değerini alması için x'in bu aralıktaki en büyük değerini alması gerekir değil mi? Zira x'in önünde bir eksi var dikkat. Bu aralıkta x'in alabileceği en büyük değer ise 4'e yakın bir değerdir. Evet x 4'e eşit olamaz ama eğer olsaydı 1 eksi 4 eksi 3 ederdi o halde x'in 4'ten küçük değerleri için eksi 3 gx'ten küçük olur. Burada biraz kafa karıştırıcı bir durum var. Onun için gelin bir daha tekrar edelim. Bu ifadenin en küçük değerini alması için x'in en büyük değerini alması gerekir. x'in alabileceği en büyük değer 4'e yakın bir değerdir ve x 4'e yakın bir değer aldığında bu ifade en küçük değerini alır. Bunun için bu aralığın en büyük değeri gx'in en küçük değerini belirlemiş olur. gx'in alabileceği en büyük değer de x'in bu aralıktaki en küçük değeri olan eksi 3'e yakın bir durumda gerçekleşecektir. 1 eksi eksi 3 4 eder ve evet bu aralığın üst sınırı da 4'müş x'in aralığında küçüktür işareti kullanıldığı için gx'in aralığında da küçüktür işaretini kullanıyoruz. Son olarak da e, bu aralığa bakalım. 2x eksi 11'in en büyük değerini alması için x'in de en büyük değerini alması gerekir. Bu aralıkta x'in en büyük değeri 6, 2 kere 6, 12 eksi 11 1 eder. gx'in en büyük değeri 1'dir ve x 6'ya eşit olabildiği için gx de 1'e eşit olabilir. En küçük değer için de 4'ü almamız gerekir. Yine bu küçük eşittir olduğu için x'in 4'e eşit olabileceğini de biliyoruz. 2 kere 4 8, eksi 11, eksi 3 eder. x'in bu aralıktaki değerleri için gx'in alacağı en küçük değer eksi 3'müş. Şimdi gx'in alabileceği bu değerlere dikkatlice bakarsak bu şekilde yazabiliriz. gx reel sayılardan oluşur. Öyle ki gx'in en küçük değeri nedir bir bakalım. Eksi 3 hatta eksi 3'e eşit bile olabiliyor. gx burada eksi 3'ten büyük ama burada eksi 3'e eşit olabiliyor. O zaman eksi 3 küçük ya da eşittir gx yazabilirim. GX'in en büyük değeri ise burada 1'e kadar olan değerler hatta 1'e eşit ama bu eşitsizliklere baktığımızda 1'den büyük değerler alabildiğini de görüyoruz. Evet en büyük değer 4. Buraya küçük ya da eşit 4 yazabilirim. GX reel sayıların elemanıdır ve eksi 3 küçük eşit GX o da küçük eşit 4. Kısacası görüntü kümesi yani gx'in alabileceği değerler eksi 3 ve 4'ün dahil olduğu ve eksi 3'ten 4'e kadar olan aralıkta yer alıyormuş.